Hemen bir Düzce yapalım. Arkadaşımız İsmail Çanak. Düzce'de geçen bir deprem olmuştu. Sayın Başkan'a, eski Sayın Bakanı, Sanayi Bakanımıza da bir günaydınlar dileyelim. Geçmiş olsun diliyoruz Düzce'lilere. Söz sizde İsmail. Düzce'de olan depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimizi ileterek başlayalım dediler Sayın Bakanım. Evet, sizin de söylediğiniz gibi Tahir Sarıkaya, şu anda Düzce'deyiz. Güzel dilekleriniz için Sayın Bakanımız da teşekkür ediyor. Doktor Faruk Özlü, Düzce Belediye Başkanı aynı zamanda. Ve bugün çok enteresan bir konudan bahsedeceğiz aslında. Çok da güzel bir havadayız. Evet. Bir selamlayalım isterseniz Sayın Bakanım öncelikle. Evet, öncelikle Düzce'mize hoş geldiniz. Düzce, İstanbul ile Ankara'nın arasında butik bir şehir, çok güzel bir şehir. Biz burada Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde Düzce'nin yöresel mutfağını gün ışığına çıkartıyoruz. Biliyorsunuz imparatorluğumuzun dağılma sürecinde Balkanlardan, Kafkaslardan, ülkenin çok çeşitli bölgelerinden kaçan, Anadolu'ya sığınan insanların yerleştirildikleri bölgelerden birisi Düzce'dir. Düzce'de Kafkas kökenli insanlar vardır, Balkan kökenli insanlar vardır. Türkiye'nin doğusundan, batısından gelen yüzlerce insan var. Ve bunların mutfakları var. Ve bu mutfaklar, örneğin bir Çerkez köyüne gittiğinizde Çerkez yemekleri yersiniz. Bir Gürcü köyüne gittiğinizde Gürcü yemekleri yersiniz. Biz bu çalışmamızda Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'nde bütün bu Düzce'nin yöresel ürünlerini, yöresel mutfağını gün ışığına çıkarmayı hedefledik. Güzel çok bir şey, mekan. Evet, çok evet. Güzel bir mekan. Ben de şunu merak ediyorum diyecektim. Bu kadar o kadar enteresan yemek isimleri var ki, kameraman arkadaşım Metan Sucu'dan rica etmek istiyorum. Ya patatesli haluştan mancarlı pide, bu mancarlı pide, bu patatesli haluş, asma yaprağında köfte, peynirli haluş, lepsi, konuralp pilavı, çiğ börek, yine melengüçek tatlısı Akçakoca yöresindendir. İrmik helvası, kabak, Düzce'nin kabağı çok meşhurdur. Yine coğrafi işaretli ürünlerimiz burada var. Örneğin Düzce köftesi gibi. Burada son derece çeşitli sayısız yemekler var. Ben önce size şunu anlatayım. Biz öncelikle bir çalışma yaptık. 10 aya süren bir çalışma yaptık. Burada Düzce'deki bütün yöresel yemekleri bir mutfakta yaptık. Test ettik. Tariflerini aldık. Bunları bir kitap haline getirdik. Kitabımız da burada, Düzce. Düzce Yemekleri kitabı. Şuraya geçip gösterelim Sayın Bakanım. Şimdi bu kitabı açtığımız zaman, mesela rastgele bu kitabı açalım. Örneğin burada balık ürünleri çıktı. Barbun tava. Şimdi kalorisine kadar yazıyor. Burada hangi malzemeler lazım bu yemeği yapmak için? Yapılışı ve her bir sayfasında bir yemek var. Burada 300'den fazla yemek var. Bu Düzce'deki yöresel yemekler de bunlara dahil mi? Hemen bir tanesini göstereyim bunlar, mesela. Bunlar Düzce'de, bakın, kaz ayağı otu kavurması. Şu gördüğümüz yemek. Bunun kaç kadar kalori, enteresan bir ismi. Evet evet. Kaç kalori olduğu, hangi malzemelerden yapılabileceği ve tarifi var. Her sayfasında bir yemek var. Burada 300'den fazla yemek var. 30'dan fazla örneğin çorba var. Biz bu yemekleri burada, bu merkezde yapıyoruz. Örneğin her gün farklı bir çorba çıkıyor. Diğer yemeklerden de tarif, daha doğrusu şöyle, sipariş usulü de yapabiliyoruz. Örneğin çok özel bir yemek, kitaba baktık. Orada bir yemek dikkatimizi çekti. Hemen söyleyebiliyor muyuz Sayın Bakanım? Yani biz yani bu yemeği şöyle, bugün yiyeceğiz mesela, akşam desek. Tabii aynı gün. Aynı gün çıkartırız. Zaten aynı gün en çıkartırız. Çok karşılaşılan problem de şuydu. İzleyicilerimize hemen anlatmak istiyorum. Bir yöreyle ilgili çok lezzetli olduğu söylenilen bir yemek var. Evet. Ama o yemeği yemek için o insanın evine gitmek, köyüne gitmek lazım. Siz o köydeki yemekleri buraya mı getirdiniz Sayın Bakanım? Kesinlikle öyle oldu. Düzce'nin çok zengin demografik yapısına sahip insanların evlerinde, yani babaannemizin, halamızın, teyzemizin yaptığı yemekleri biz gün ışığına çıkartıyoruz. Ve bunların tamamı burada yapılıyor. Özellikle biz buraya... Diken ucu salatası diyor evet, mesela. Evet, ne kadar enteresan. Evet, bu Düzce'ye hastır. Düzce'deki otlardan yapılır. Mesela çiğ börek, daha çok Eskişehir bilinir ama Düzce'de Çerkez tavuğu, mesela kaldirik kavurması. Şu gösterelim hemen. Sadece Düzce'de olur. Bu da Düzce otlarında. Kaldirik kavurması. Kaldirik kavurması. İsimleri de çok enteresan. Ama çok lezizdir. Yani tatmanızı öneririm. Sadece Düzce'de yiyebileceğiniz bir yemektir. Burada yetişen otlardan dolayı tabii, olduğu tabii, için. Tabii Düzce'den. Burada aynı zamanda bir de okulumuz olacak.
yılbaşında okulumuzu açacağız. Okulda şöyle, örneğin yemek yapmayı seviyorsunuz. Okulumuza gelip kaydolacaksınız. Size bir hafta 10 gün ne kadar süresi olacaksa teorik eğitim vereceğiz. Örneğin soğan nasıl doğranır? Patates nasıl soyulur? Et nasıl terbiye edilir? Siz mutfakta nasılsınız Sayın Bakanım? Bu aç kalmam. Sadece aç kalmayacak kadar yaparım ama tabii dolma sarabildiğimi söyleyemem. Belki şey, eğitimlerden şimdi, sonra bir bakarsınız. Şimdi eğitimlerde şöyle, önce bir teorik eğitim. Bu teorik eğitimde onarlı sınıflar olacak. Küçük bir testten geçtikten sonra 10 tane ocağımız olacak. Malzemeler orada. Eğitim, yani teorik eğitim alan arkadaşımız orada. Yemeği yapacak. Bittikten sonra, eğitim bittikten sonra bir sertifika vereceğiz. Çok bilinmeyen bir mutfağı var Düzce'nin. Düzce'nin mutfağı bilinmiyor. Oysa Düzce Türkiye'nin çok zengin demografik unsurlarının yaşadığı bir şehir, dinamik bir şehir. Balkanlardan, Kafkaslardan, Düzce Türkiye'nin doğusundan, batısından gelen insanlar var ve bu insanların kendi evlerinde yaptıkları yemekler var. Ne kadar güzel. Bu arada Düzce demişken yine kameraman arkadaşım Metehan Sucu'dan rica edeyim. Şu Düzce'mizi de bir göstermeyelim mi Sayın Bakanım? Şimdi evet, Düzce butik bir şehir. Güzel ve butik bir şehir. İstanbul ile Ankara'nın ortasında. Düzce'yi ikiye ayırmak lazım. Doğu batı ekseninde Düzce'yi ikiye ayırmak lazım. Düzce'nin doğusu, Düzce'nin güneyi, Düzce'nin kuzeyi. Düzce'nin güneyinde daha çok yayla ve şelale vardır. Düzce'nin kuzeyinde daha çok tarih ve deniz vardır. Burada antik kentimiz var. Orada kazılar yapıyoruz. Yine Ceneviz Kalesi, Akçakoca bölgesinde ve yine Düzce'nin güneyinde çok sayıda şelale ve çok sayıda yayla var. Mutlaka görülmesi, gezilmesi gereken yerlerden birisidir Düzce. Mecburen geçilecek bir yer zaten. O kadar merkezi ki Sayın Bakanım. Aslında yolların kavşağında olan bir yer. Ama biz sadece geçilmesini istemiyoruz, kalınmasını istiyoruz. Hazır kalınmasını istiyoruz derken yine evet, arka tarafımızda yeni açılan işte o şimdi burada olmamızın... Orası mutfak sanatları merkezimiz. Burayı çok özel yaptık, özenerek yaptık. İçinde bir kütüphanesi de olan bir merkez. Düzce'lilerin buranın özelliği şu. Buradaki birinci sınıf kalitede yemekler burada olacak. Ucuz olacak, hesaplı olacak. Yani kaliteli ve ucuz yemekler burada olacak. Burada klasik restoranlarda gördüğümüz yemekler olmayacak. Burada sadece bu masada bir kısmını gördüğümüz kitapta yer alan 300'den fazla yöresel yemeğin, Düzce yemeğinin olacağı bir merkez burası. Burada bulunma sebebimizi yine kısaca anlatırsak, ya Düzce deyince çünkü böyle şimdi, mutfağı normalde güçlü bir şeymiş algısı yok ama içine girince şimdi gerçekten çok zengin. Gerçekten Türkiye'nin en zengin mutfağı Düzce'de. Niye Düzce'de? Çünkü Düzce'de çok farklı demografik yapıya mensup insanlar var. Onların bir yemek kültürleri var ve onların evlerindeki mutfağı biz gün ışığına çıkartıyoruz. Dolayısıyla çok zengin. Şunu ifade edeyim. Osmanlı coğrafyasında ne kadar demografik unsur varsa bunların aşağı yukarı tamamı Düzce'de var. Ve bu insanların kendi evlerinde mutfakları var. Esasen bu konuya ilmimizin sebebi bu. Burası klasik bir restoran değil, klasik bir yemek evi değil. Burası Düzce'nin, daha doğrusu Osmanlı coğrafyasındaki bütün demografik unsurların, mutfaklarının birleştirildiği bir merkez burası. Dolayısıyla iddia ediyorum Türkiye'nin en zengin mutfağıdır Düzce mutfağı. Şu anda Sayın Bakanımızla birlikte Düzce'deydik ciddi evet, anlamda. Çok önemli bilgiler verdi. Son olarak ne söylemek istersiniz ben, Sayın Bakanım? Bizi izleyen seyircilerimize seslenmek istiyorum. Mutlaka Düzce'ye gelsinler. Mutlaka Düzce Mutfak Sanatları Merkezi'ndeki yemeklerin tadına bir baksınlar. Sizleri Düzce'ye bekliyoruz. Ya nasıl işten davet ettiniz Sayın Bakanım? Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Burada da çok güzel misafir ettiler, çok güzel ağırladılar. İzleyicilerimizden tekrar tekrar özür diliyoruz. Efendim bu yemeklerin hepsinden yiyeceğiz. Hadi evet, bakalım afiyet olsun diliyoruz. Şu anda yayınımızı burada noktalıyoruz. Düzce'den yapmış olduğumuz yayınımızın sonuna geldik. Tahir Sarıkaya söz sizde. Teşekkür ediyoruz. Afiyet olsun diyelim.